İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert bölgesinde deprem, Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde çığ tehlikesi mevcut. Stepanakert'te bayram etkinlikleri düzenlenmeyecek. Türk kuvvetleri İdlib'deki diğer kontrol noktalarında konuşlanmak için Kuzeybatı Suriye'den çekiliyor. Büyük Turan'ın Orta Asya'daki yeni hırsları, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı 2021 yılının Artsakh takvimini yayınladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada Batı Ermenistan'ın Harbert, Elazığ'da 5.3 büyüklüğüne deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Deprem sonrası 49 kişi bayılma ve burkulma gibi nedenlerle hastanelere başvurdu. Batı Ermenistan'ın güneydoğu bölgelerinde bu kış döneminde hava sıcaklığı sıfırın altında görülmektedir. Kar yağışının bolluğundan dolayı birçok yerde kar yığınları trafiği olumsuz etkiledi ve köy yollarında bir takım olumsuzluklara neden oldu. Özellikle de Van, Hakkari, Muş olmak üzere dağlık bölgelerde çığ tehlikesi mevcut. Yetkililer olası bir doğal afet önlemek için yukarıda belirtilen alanlarda dikkatli olunması konusunda yerel halkı ve sürücüleri uyarıyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Stepanakert'te bayram etkinlikleri gerçekleşmeyecek. Kahramanların anısına 31 Aralık'ta gökyüzü balonlarla aydınlatılacak. Stepanakert Belediyesi'nin açıklamasında şöyle deniliyor. Sevgili yurttaşlarımız, Stepanakert Belediyesi'nin bu yıl yılbaşı vesilesiyle şenlikli etkinlikler düzenlemeyeceğini zaten biliyorsunuz. Kayıplarımız çok büyük ve bu nedenle yeni yılı özel bir sevinçle kutlamayacağız. Ancak günün bir başka anlamı daha var. Birleşmek, geçen gerçekleşen önemli olayları hatırlamak, gelecek yılki yapacaklarımızı tasarlamak. Stepanakert Belediyesi, şehit düşen kahramanlarımızın anılarına saygıda bulunmak için hepinizi başkentin kardeşlik mezarlığı olan Anıt Kompleksine davet ediyor. Yerevan'da olacağı gibi Stepanakert'te de 31 Aralık'ta gökyüzü balonlarla aydınlatılacak. 2021 yılı kutlu olsun, barış ve aydınlık dolu bir yıl olsun. Tert AYM tarafından bildirildiğine göre Türk kuvvetleri Suriye'deki hükümet güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerdeki askeri teçhizatlarını kontrol noktalarından tahliye etmeye devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktivistleri Türk askeri araçlarının İdlib'in El Tukan bölgesindeki kontrol noktalarından çekildiğini kaydetti. Son zamanlarda Türk askerlerinin konuşlanmaya başladığı İdlib'in Cebal El Zaviye kentindeki Türk mevzilerine gönderildiler. Merkezin aktivistleri Türk güçlerinin Suriye hükümet güçlerinin denetimine geçen Hama, Halep ve İdlib şehirlerindeki 12 temel denetim noktasından geri çekildiklerini bildirdi. Ankara, Türkiye'nin önderliğinde tüm Türk ülkelerinin askeri politik bir bloğunu oluşturmaktan bahsetmeye başladı. Askeri uzman Alexander Mihailovski, Moskovski Komsomolets gazetesine Türkiye liderinin Büyük Turan adlı programının nasıl gerçekleştirmeye çalıştığını anlattı. Yayın, Erdoğan'ın son zamanlarda Bakü'de gerçekleşen geçit töreninde fiilen tarihi adaleti yeniden tesis edecek diye yeni askeri operasyonları duyurduğunu belirtiyor. Özellikle etnik Azerilerin yaşadığı bölgelerin İran'dan ayrılması gerektiğine işaret etti. Gazete, Türk liderinin açıklamaları, Türk makamlarının Türkçe konuşan ülkeleri tek blokta birleştirmeye amaçlı propaganda programının bir parçası. Türk yetkililer, Orta Asya Cumhuriyetlerinin hükümetleri ve siyasi partileriyle bağlar kurarak Çin'deki Uygur ayrılıkçılarını uzun süredir desteklemektedir, diye yazdı. Daha önce Ankara'nın tutumu Türkiye ve Azerbaycan atıfta bulunarak bir millet iki devlet idi. Bugün bir millet beş devlet olarak nitelendiriliyor. Rus analiste göre Büyük Turan 20. yüzyılın başlarında dönemin iktidar partisi olan Jön Türk Partisi üyeleri tarafından aktif olarak tanıtıldı. Bundan sonra başta Erdoğan'ın idolu Ermenilere yönelik soykırımın ana organizatörlerinden biri olan Enver Paşa başta olmak üzere birçok lider Orta Asya'daki Basmacılar adlı gerici hareketi düzenleyerek yerel halkları tüm Türklerin
dilsel ve kültürel birliğine dayalı olarak birleştirmeye çalıştı. Yön Türklerin planlarına bakarsanız Çin, İran ve Rusya'ya karşı çıkan bir imparatorluk elde edeceksiniz. Bu üç güç için böyle bir ittifak kurması son derece tehlikeli olur ve Erdoğan bu rotayı uygulamak istiyor. Ancak Orta Asya hükümetleri Türkiye'den askeri yardım almaya hazır. Ancak gerçekten çağımızın Yeniçerileri olmak istemiyorlar. Sevgili yurttaşlar, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı 2001 yılının Artsakh takvimini yayınladığını sizlere bildirmek isteriz. Vakıf, Artsakh takvimini Facebook'taki Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Armenya sayfasının abonelerine ve Ermenistan Tarihi adlı kitap serisinin abonelerine ithaf ediyor. Arzu edenler Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı ofisinin bulunduğu Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü binası 6. kattaki adresine başvurabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arek adlı topluluğun Gutan 2019 Festivali'ndeki halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.